karşı bir tepki olmayacağını garantilemiştir. Öyle gider. Şimdi bizimle Şiilerin ya da Şiilerle diğer bütün grupların, öyle diyelim, ayrıştığı en temel itikadi mesele imamettir. Geçen hafta da söylemiştik. İmamet konusu onlar için temel bir itikat konusu olduğundan, biz nasıl Allah'a, peygambere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kadere, amentü diye 6 tane şartımız var bizim. Bunlar imanın şartları bizim için. Onlar için de velayet, yani imamet, bu şartlardan birisi. Yani imanın şartlarından birisi. Dolayısıyla bu mesele bizim aramızda ihtilaf konusu olmaya devam edecek. Bu meselede gelin siz onlardan vazgeçin, imamet düşüncesinden vazgeçin dediğinizde onlara imanınızdan vazgeçin demiş olacaksınız. Onun için böyle bir şey mümkün değil. Peki bunun nasıl bir şeydir? Bu imamet nasıl bir şeydir? Biz de buna böyle inansak biraz, hani sünniler olarak diyelim ki bir takribi mezahip yapacağız, diyelim ki diyalog yapacağız aramızda. Acaba biz de onların imamet düşüncesine şöyle bir göz atsak, biz de bu imamların imametine inanabilir miyiz acaba diye aklıma gelenler olabilir. Şimdi ben bunu okuyayım, bu şeyleri okuyayım size, kararı siz verin. Biz böyle bir şeye inanabilir miyiz, inanamayız. Bu okuyacağım metinler Şia'nın temel kaynaklarından alınmadır. Kuleyni'nin Kafisi gibi, Saluk'un, Tusi'nin kitapları gibi, o dört temel kütübe erva dedikleri dört temel kitaptan alınan bilgilerdir. An Ebi Abdillah Es-Sadık, İmam Cafer-i Sadık'tan naklettikleri, daha doğrusu iftira ile ona atfettikleri bir rivayet. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْزَلَ عَلَى نَب۪يهِ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتِ Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ölüm gelmeden önce, o vefat etmeden önce Allah Teala ona bir kitap indirdi. فَقَالَ buyurdu ki, يَا مُحَمَّدْ هَذَا الْكِتَابُ وَصَّيْتُكَ اِلَى النَّجِيبِ مِنْ اَهْلِ Dedi ki, ey Muhammed, bu kitabı ben sana indiriyorum ve bunu senin soyundan olan Necip için indirdiğimi, ona verilmek üzere indirdiğimi de sana bildiriyorum. Fekale, Efendimiz buyurdu ki, ve menin Necip min ehli ya Cibril. Efendimiz Cebrail dedi ki, ey Cibril, benim ehlimden olan Necip kimdir? Fekale dedi ki, Ali bin Ebi Talib. Ali bin Ebi Talib. وَكَانَ عَلَى الْكِتَابِ خَوَاتِيمٌ مِنْ ذَهَبٍ O kitap üzerinde altından mühürler vardı. Kitap mühürlenmişti. Altından mühürlerle mühürlenmişti. فَدَفَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ اِلَى عَلِيِّمْ وَاَمَرَهُ Hz. Ali'ye Efendimiz bu kitabı verdi ve içindekilerle amel etmesini ona emretti. Rivayet devam ediyor. فَأَمَرَهُ اَنْ يَفُكَّ خَاتَمًا مِنْهَا وَيَعْمَلُ لِمَا ف۪يهِ Onun mühürlerinden birini söküp içindekiyle amel etmesini kendisine emretti. فَفَكَّ عَلِيٌّ Hz. Ali mühürü söktü, خَاتَمًا bir mühürü söktü وَعَمِلَ لِمَا ف۪يهِ O mühürü sökünce altından çıkan emir neyse onunla amel etti. ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى اِبْنِهِ الْحَسَنِ Sonra o kitabı oğlu Hz. Hasan'a verdi. فَفَكَّ خَاتَمًا وَعَمِلَ لِمَا ف۪يهِ O da oradan bir mühür çözdü, mühürü kazıdı ve o da o mühürün altındakiyle amel etti. ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى اَخِيهِ الْحُسَيْنِ Her biri bu şekilde geldi. Efendim, Hz. Hüseyin'e böyle geldi. فَفَكَّ خَاتَمًا O da bir mühür çözdü. فَوَجَدَ ف۪يهِ Ve gördü ki, اَنْ اُخْرُجْ بِقَوْمٍ اِلَى الشَّهَادَةِ فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ اِلَّا مَعَكَ Şu emri orada gördü. O mühürü çöküp sökünce şu emri orada gördü.
bir cemaat, bir grup topla ve onlarla birlikte şehit olmak üzere çık. فَلَا شَهَدَتَ لَهُمْ اِلَّا مَعَكَ Onlar yalnızca seninle birlikte ölürlerse şehit olacaklar. وَاشْتَرِ نَفْسِكَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Ve nefsini, canını Allah için sat. O da bunu gördü. ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ Hazreti Hüseyin sonra bu mühürü ve bu kitabı oğlu Ali Zeynel Abidine verdi. Efendim, فَفَكَّ خَاتَمًا فَوَجَدَ ف۪يهِ O da oradan bir mühür söktü ve şöyle bir emir gördü orada. اِسْمَتْ وَبْزِمْ مَنْزِلَكْ Sus ve evinde otur. Hiçbir şeye karışma, konuşma, evinde otur. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Ve ölüm sana gelene kadar Rabbini ibadet et. Şimdi düşünün, devam edecek rivayet. Bakıyorsunuz ki her biri hayatı nasıl yaşamışsa o dikkate alınarak uydurulmuş bir rivayet. Şimdi Hz. Hüseyin şehit olacak. Belli, o bilindiği için sen şehit şehadete git. Ali Zeynel Abidin susacak, hiçbir şeye karışmayacak. Sus ve evinde otur. Çünkü emir böyle geldi ona. İstese de bu emre, çünkü vahiy bu, istese de bu emre muhalefet edemez. Şimdi biz soruyoruz bazen hani, Hz. Hüseyin yanında az bir grup vardı, Irak'a gitti ve şehit oldu, ayaklandı yani. Hz. Hasan emrinde bir ordu vardı, çatışmayı tercih etmedi, sulhü tercih etti. Bunlar Hazreti Hüseyin mi haklıydı, Hazreti Hasan mı haklıydı? Hazreti Hüseyin haklıysa, Hazreti Hasan'a da düşen evleviyetle gidip şehit olmakta, ordusu vardı çünkü. Hazreti Hasan doğru yaptıysa, Hazreti Hüseyin yanlış yaptı. Bir grup, küçük bir grupla yanında 70 küsur kişiyle gitti ve şehit oldu, hep şehit oldu. Hangisi doğru yaptı? İkisi de doğru yaptı. Neden? Emir öyle geldi çünkü. Ama Hazreti Hasan'ı eleştiriyorlar hocam. Eleştirirler de, o aslında Muaviye ile sulh oldu vesaire oldu, biraz oradan. Yoksa bu emirle hareket etti. Sonra Ali Zeynel Abidin Hazreti Hüseyin şehit edildikten sonra hiçbir şeye karışmadı, hiçbir şeye. Yani o Medine topa tutuldu biliyorsun, Haccac tarafından istila edildi, işgal edildi, kan aktı Medine sokaklarında, Harre vakası. O zaman hiç kılını bile kıpırdatmadı Ali Zeynel abi. Hiçbir şey yapmadı. Köşesinde oturdu. Hatta Yezid'e bağlılığını bildirdi. Hiçbir çatışmaya girmedi. Oradan gelen atalarla, ihsanlarla etrafındaki insanları da şey yaptı. Yani şimdi düşünün. Bir Hazreti Hüseyin var. Bir oğlu Ali Zeynel abinin var. Birisi şehit olmuş. Birisi hiçbir şeye karışmıyor. Niye böyle oldu? Çünkü vahiy onlara öyle dedi. Evet, sonra ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى مُحَمَّدِ اِبْنِ عَلِي Sonra o Ali Zeynel Abidin, oğlu Muhammed Bakır'a verdi o kitabı. فَفَكَّ خَاتَمًا فَوَجَدَ ف۪يهِ O da orada bir mühür çözdü ve şöyle bir emir gördü orada. حَدِّثِ النَّاسَ وَاَفْتِهِمْ Onlara hadis rivayet et ve fetva ver. وَلَا تُخَلِّفَنَّ اِلَّا اللّٰهِ وَلَا تَخَافَنَّ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasından korkma. فَاِنَّهُ لَا سَبِيلَ لِيَحَدٍ عَلَيْكَ Çünkü seni hiç kimse öldürmeye, sana bir zarar vermeye muvaffak olamayacak. Uzatmayalım. Her birinin hayatında öne çıkan tavır neyse onunla ilgili bir rivayet. Burada böyle bir kitap, nasıl bir kitapsa 12 tane mühür var. Efendim. Her biri bir mühürü çözüyor ve içinde ne bulduysa onunla amel ediyor. Şimdi bu imamların özelliği nedir? Bu imamlar Allah tarafından tayin edilmiştir. Her imam kendisinden sonra kimin imam olacağını da fiilen söyler. Benden sonra falan imam olacak der. Ondan sonra o imam olur. Bunlar vahiy alır mı? Bugün söylediğinizde Caferiler itiraz ediyorlar. Onlara vahiy gelmez. Onlara işte ilham tarzı bir şey gelir ama
Biz onlara vahyin her türlüsünün geldiğini ifade eden rivayetleri biliyoruz gene kendi kaynaklarından. Dolayısıyla o imamlar geçmişin, geleceğin bütün bilgilerine sahiptir. Yeryüzünde ne kadar sanat ve meslek varsa hepsini bilirler. Ne kadar dil konuşulursa hepsini bilirler. Kendi kitaplarından bunlar. Yanılmazlar, hata yapmazlar. Nerede, ne zaman öleceklerini kendileri karar verirler. Onlardan izin almadan Azrail canlarını alamaz. Kendileri karar verir. Hayır, tamam mı hangi bu cümle? Tamam mı hangi? Hangisi bu ki? Efendim. Nerede, ne zaman öleceklerini kendileri karar verirler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hariç, diğer bütün Resul ve Nebilerden, diğer bütün mahlukattan üstündür buna. Meleklerden, Resullerden, Nebilerden hepsinden üstündür buna. Bizzat Hümeyni'nin kendi ifadesi var. Diyor ki bizim imamlarımızın Cenab-ı Hak'la öyle bir mahrem halleri vardır ki onlara ne mukarreb bir melek ne de gönderilmiş bir peygamber olacak. Böyle olağan dışı bir şey, kutsiyet. Yine daha evvel söylemiştim, imamların velayeti olmadan, onların velayetine inanmadan bir insanın Cenab-ı Hakk'a taat maksadıyla yaptığı şeyler küfürdür. Taat olması bir tarafa küfürdür. Bakın. Bahrani diye bir muhaddisleri var onların, diyor ki bir kısım rivayetler naklettikten sonra ve madbuna hadihi rivayat, bu rivayetlerin muhtevası yetadammenu ma tekaddeme, yukarıda da geçtiği gibi şu hususu ortaya koyuyor: min ennel velayete şartun fissahati, velayete inanmak ibadetlerin kabulü için, ibadetlerin sıhhati için daha doğrusu şarttır. Fadlen anil kabul, kabulü şöyle dursun. Sıhhati için şarttır. Ve şartun fi usulil atâid, fadlen anil furuh, fer'iyyat bir tarafa, akidenin rükünleri, asılları itibariyle şarttır velayete inanmak. Ve huve enne tilkel a'mal elleti savvaratha imanun ve ta'atun, bir kimse velayete inanmadan bu taatleri yapsa, namaz kılsa, oruç tutsa, infak tasadduk etse, hacca gitse vesaire ve bunları taat olarak tasavvur etse bile fil hakikati, hiye fil hakikati kufrun ve masiyet, aslında onlar küfür ve masiyettir, isyandır. Niye? Çünkü velayete iman yok. Bu Şeyhut Taife dedikleri İmamiye mezhebinin, Caferiye fıkhının temel rükünlerinden birisi, Şeyh Müfit dedikleri bir hocaların hocası makamında bir zat var. Efendim bu Tusilerin, Sadutların filan, bu Kütüb-i Erbaa sahiplerinin Kuleyni dışında hocası durumunda bir adam. Diyor ki, وَاتَّفَقَتِ الْاِمَامِيَّةُ İmamiye ittifak etmiştir ki, عَلَى اَنَّ مَنْ اَنْكَرَ اِمَامَةَ اَحَدٍ مِنْ اَحَدِ الْاَيْمَ Her kim imamlardan birisinin imametini inkar eder وَجَحَدَ مَا اَوْجَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ فَرْضِ الْتَاعَةِ Cenab-ı Hakk'ın onlara taati farz kıldığını inkar ederse فَهُوَ كَافِرٌ ضَالٌ مُسْتَحِقٌ لِلْقُلُودِ فِي النَّارِ İmamlardan herhangi birinin imametini inkar ettiğinizde kafir oluyorsunuz, sapık oluyorsunuz ve ebedi cehennemde kalıyorsunuz. Şimdi hadi birleşelim. Şiirlerle sünniler birleşeceğiz, kardeş olacağız. Prensip olarak bunları daha uzatabiliriz arkadaşlar. Zannediyorum maksat hasıl oldu. Gerekirse bir sonraki ders bir ufak tefek bir şeyler daha yaparız. Ama yetti diyorsanız burada bırakabiliriz. Netice şudur. Bütün bunlara rağmen biz Şiilerle siyaseten birlikte hareket edilebilir diyoruz. Hani Amerika geldi, bilmem Rusya geldi, İslam beldeleri, küfür, işgal, istila falan filan, tamam. Nasıl güveneceğiz?
anayasasında mezhebi anayasal madde haline getirmiş bir devletten bahsediyoruz. Anayasasının 12. maddesi İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi dini İslam'dır. Resmi mezhebi Caferi İsnaşer'dir demiş. Böyle bir mezhep. Takiyye'yi din, iman, itikat yapmış. Kendi imamlarına inanmayanları kafir sayıyor. Ebedi cehennemlik sayıyor. Ve biz bunlarla ittifak edeceğiz. Prensip olarak itirazımız yok. Hani maslahat gereği, menfaatimiz, ümmetin birliği gerektiriyor da ne yapalım ya, kol kırılır gen içinde diyelim. Buna gene itirazımız yok. Ama şuna dikkat edelim Allah rızası için. Bu insanların inancı bu. Onları kendiniz gibi bilmeyin. Gerçek yüzüyle tanıyın, ondan sonra ittifak mı ediyorsunuz? Siyaseten birlikte mi hareket ediyorsunuz? Arkadaş, dost, mu? Siz bilirsiniz. Ama tanıyın. Bizim derdimiz, benim bütün çırpımım budur. Burada bir kısım sünni kardeşlerimiz, Allah onlara basiret versin, firaset versin. Bunları söylediğimiz zaman bizi gözlükle, mezhepçilikle, bilmem neyle suçlayıp duruyorlar. Şiilerden önce biz darbeyi onlardan yiyoruz. Ya bunları söylemek suç mu kardeşim? Bu adam bunu yazmış, tanı. Benim derdim bu. Yoksa git Şii'nin gırtlağına sarıl, kafiri bırak, Şii'yle savaş filan demiyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir şey demedim. Tanıyın dedim kardeşim. Bu adamlar size maskeli geliyorlar. Ümmetin birliği, bütünlüğü diyorlar, bilmem Kudüs diyorlar, Filistin diyorlar falan filan. Tanıyın yani. Bu adamları tanıyın. Ondan sonra ne yapacağımızı kendiniz karar verin. Mesele budur.